Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, bu hafta pazartesi gününün videosuyla şu an karşınızdayım. 23 Eylül pazartesi günü Ay Yengeç Burcu'nda güne başlıyoruz ve aynı zamanda haftaya başlıyoruz. İnşallah güzel bir hafta geçirirsiniz. Ancak günün ilk yarısında pazartesi günü önemli işlerinizi bence programa almayın. Çünkü Ay'ın Venüs'e, düğümlere, Satürn'e, Merkür'e oldukça hep gergin açıları var. Özellikle günün ilk yarısında. Dolayısıyla haftanın planlarını yaparken birçok gecikme, engeller, yanlışlıklarla karşılaşabiliriz. Özellikle de iletişim kurmakta zorlanabiliriz. Yazılı sözlü açıklamalar olabilir. Devletle ilgili, aile büyükleriyle ilgili ya da işte bankalar, finansla ilgili işlerinize de yine bazı blokajlarla karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla haftanın ilk yarısında temkinli olmanızı, yani haftanın ilk günün ilk yarısında temkinli olun. Saat 10.50'de Güneş Terazi Burcu'na geçiyor bugün ve önümüzdeki bir ay boyunca biliyorsunuz Merkür ve Venüs'ümüz de Terazi Burcu'nda. İkisi de sevdikleri burçlarda. Güneş de Terazi'ye geçtiği için artık yeni bir döneme başlıyoruz. Sonbahar astrolojik olarak başlamış oluyor. Sonbahar ekinoksu başlamış olacak ve önümüzdeki bir ay boyunca da eşitlik, adalet, hak, hukuk gibi konular, güzellik, estetik, Merkür de burada olduğu için, Venüs de tabii ki bunları daha da güçlendirecek bu vurguyu. Ve özellikle cumartesi günde bir bu alanda yeni ay yaşayacağız. Oldukça güzel enerjiler önümüzdeki hafta özellikle bizi bekliyor olacak. Sabırsanıyorum ben de size onu anlatmaya, o videoyu çekmeye. Ama bugün dediğim gibi 10.50'de Güneş Terazi Burcu'na geçtikten sonra aslında bu haftanın günlük işleri, planlarını aslında yapmanız daha mantıklı olur gibi görünüyor. Saat gece, akşam saatlerinde 20.20'de ayın Plüton'a bir karşıtlı olacak. Bu da zorlayıcıdır. Biraz psikolojik baskı, akşam saatlerinde karamsarlık, biraz hırçınlık olabilir, üstünlük sağlama, karşı tarafla ilgili problemlerde çözümsüzlükler olabilir, değiştirmek istediğimiz konularda biraz baskıcı olabiliriz veya karşı taraftan bu baskıyı görebiliriz. Dolayısıyla bu saatleri aslında biraz daha relax geçirmeyi tavsiye ediyorum. Gece 23.44'te ayın son açısı Mars'la ve güzel bir açısı var. Gün içinde çabalayıp bir türlü sonuca götüremediğiniz aslında planlarınızı yapmak için tam da gece saatlerini kullanın derim. Şöyle kendi kendinize kaldığınız enerji ve fiziksel ve duygusal enerjimiz de yüksek olacağı için birçok konunun üstesinden gelebilecek enerjiye sahip olacağız bu gece akşam saatlerinde pazartesi günü. Evet sevgili arkadaşlar, ve bu gün boyunca da bu hafta özellikle Satürn Venüs karesini yaşayacağız. Merkür Satürn karesini yaşayacağız. İşte Merkür Plüton karesini yaşayacağız. Bu hafta aslında oldukça güçlü açılar var gökyüzünde. Bir de Balık burcu dolunayın etkilerini bu hafta yaşayacağız. Çünkü bu hafta ayımız artık kapanan, küçülen fazda olacağı için bu bazı sonuçlar elde edebileceğimiz konular olabilir. Özellikle haritalarınızda Balık burcu hangi alana denk geliyorsa işte orada başlamış olan konular, gündemimizdeki konular artık bir şekilde sonuçlanabilir. Bunlar olumlu da olur, olumsuz da olabilir. Olumsuz olarak gördüklerimiz aslında olumlu da olabilir. Bu tabii hepimizin haritalarına göre değişecektir. Dediğim gibi verimli bir hafta olacak. Güzel bir hafta diliyorum ve şimdi size yarının videosunu çekmek için hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.